bir gün Uhud Savaşı bitmiş ve sevgili Peygamberimiz yolda giderken bakmış ki Hazreti Cabir'e rastlamış. Hazreti Cabir bin Abdullah, babası Abdullah. Uhud Savaşı'nda şehit olanlardan, şehit olanlardan. Hazreti Cabir de genç. Efendimiz ona rastlayınca boynunu bükmüş, gözleri yaşlarla dolu, hüzün ve keder içinde. Kim? Babasını kaybetmiş olan ve yetim kalan, yalnız kalan Hazreti Cabir. Efendimiz kendisine buyuruyor ki, seni çok hüzünlü, çok kederli görüyorum ya Cabir. Evet ya Resulallah, çok kederliyim. Çok hüzünlüyüm çünkü babacığımı kaybetmekten ziyade şimdi o gitti senin uğrunda. O cennet, o ilahi nimetlere mazhar oldu ama ya Resulallah geride bizi bıraktı. Çok borçları var. Çok ödenecek borçları var. Kimsemiz de yok. Yalnız kaldık. Şimdi ne olacak halimiz? Ona üzülüyorum. Ya Resulallah, onun teessürü içindeyim deyince, o borçları kim ödeyecek? Nasıl yapacağım? Onun telaşı içindeyim ya Resulallah. Sevgili Peygamberimiz, ya Cabir, sana bir şey haber vereyim mi? İyi dinle beni. Evet, Efendimiz şu Eda-i Uhud'un faziletini anlatırken ona şöyle diyordu. Ya Cabir, hiç mahzun ve mükedder olma. Mükedder olma. Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri hiçbir kuluyla konuşmadığı şekilde senin babanla konuştu. Senin babanı diriltti şehit olduktan sonra. Ona ruhunu bir an için getirdi ve ona hitaben ona Rabbimiz, ne istiyorsun ya Abdallah? Ey benim kulum, iste benden, ne istiyorsun diye Rabbim senin babanla konuşuyordu Uhud şühedasından. Ve baban dedi ki, ya Rab, senden bir isteğim var. Nedir o kulum? Biliyor Cenab-ı Hak, bildiği halde. Allah'ım tekrar beni canlandır dünyaya. Tekrar bana sıhhat afiyet ver. Elimi, ayağımı, gözümü, kulağımı parçalanmış. Tekrar beni sağlam bir şekilde dirilt. Kılıncımı, kalkanımı, zırhımı alayım. Şu kafirlerle tekrar çarpışayım. Senin dinine, kitabına karşı gelen bu vatan hainleriyle dövüşeyim. Tekrar şehit olayım. Tekrar beni yarat Allah'ım. Tekrar yarat. Tekrar ben harbe gireyim, savaş alanlarında düşmanlarla çarpışayım, tekrar şehit olayım. Allah'ım senden bunu istiyorum. Beni yarat tekrar senin uğrunda, senin yolunda şehit olayım. Onu istiyorum. Deyince Cenab-ı Hak babana buyurdu ki, ey kulum, bu istediğin olmayacaktır. Fe innehum la yercuun. Onlar geri dönmez. Geri dönüş yok. Ruhunu teslim ettikten sonra tekrar onu yaratmak benim sünnetim değildir. Benim hükmüm, benim fermanım öldükten sonra mahşerde, kıyamette diriltmektir. Bu isteğin olmayacaktır. Ama başka isteğin, ne senin bunun yerine, şu isteklerini yerine getiriyorum. Senin benimle konuştuğunu ve sana verdiğim bu nimetleri, sana verdiğim bu güzellikleri, sana bu bütün şehitlere, bundan evvel ve bundan sonra olacak, benim yolumda şehit olacaklara vereceklerimi, verdiklerimi, sizin benim huzur maneviyemde ne büyük nimetlere mazhar olduğunuzu Kur'an'ımla peygamberime haber vereceğim.
sizin selamlarınızı, sizin mesajlarınızı kıyamete kadar geçerli olmak üzere kullarıma haber vereceğim buyurdu canım.